Astım nedir? Mevsimlerin etkisi var mıdır diye ilk sorumuzla başlayalım. İlk önce astım nedir? Hani tanımını evet. yapacak olursak, astım hava yolu aşırı duyarlılıkla ilişkili. Kronik bir hava yolu inflamasyonu, hani yangı dediğimiz bir olaya karakterize. Genel olarak şikayet hastaların şikayetleri göğüste sıkışma hissi, hışıltı, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve öksürük semptomlarıyla bir göğüs hastalıkları doktoruna veya herhangi bir uzmana başvurabiliyorlar. Aslında önemli olan bu semptomların, bu şikayetlerin bu hava yolu kısıtlığının değişken olması. Yani hastalar özellikle gece ve sabaha yakın bu şikayetlerin oluştuğunu, gün içi değişkenlik gösterebileceğini, sabah daha kötüyken akşama doğru hiç ilaç kullanmadan daha iyi olduğunu belirtebiliyorlar. Yani astımın tanısında bize en çok hani klinik muayene ve laboratuvar olarak en çok bizi tanıyı doğrulamak için hastanın şikayetlerinin değişken olması. Öksürük, hırıltı, hışıltı, göğüs ağrısı. Tabii her astımda aynı şikayetler ve hepsi olacak diye bir kayda yok. Bu şikayetlerle başvuran hastada ilk önce astım tanısını doğrulamak için klinik olarak bu hava yolu kısıtlığının değişkenliğinin sorgulanması lazım. Hasta bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası veya egzersiz sonrası veya bir gülme sonrası veya bir soğuk sonrası, soğuğa maruz kalma sonrası şikayetlerinin artış olduğunu, bir anda nefes darlığı, hışıltılı solunum, hırıltısını ve birkaç saat sürdüğünü bize bildiriyor. Bu yani astımın hava yolu kısıttığının değişkenliğini ve bunun astım açısından doğrulanması gerektiğini, bir laboratuvar bulgularıyla doğrulanması, kesinleşmesi gerektiğini bize gösteriyor. Tam olarak tabii bize birkaç laboratuvar bulguları veya solunum fonksiyon testlerinden, spirometri, halk arasında üfleme testi olarak bilinen, bize yardımcı olan testlerden biridir. Burada da yine semptom olarak değişken hava yolu kısıtlığının laboratuvar olarak o kısıtlığın değişken olup olmadığını görmemiz gerekiyor.